merengli vişneli muhallebi için önce bir vişne sos hazırlamamız gerekiyor. Bunun için vişnelerimizi biraz toz şeker ve nişasta ile güzelce kaynatıyoruz ve soğutuyoruz. Diğer bir tarafta bir muhallebi pişirmemiz gerekiyor. Bunun için 3 yumurtanın sarısı, 4 yemek kaşığı un, 4 bardak süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya ve 100 gram tereyağı güzelce karıştırıyoruz. Daha doğrusu tereyağı eklemeden güzelce pişiriyoruz. En son soğumaya bıraktığımız zaman tereyağı da içine karıştırıyoruz ve şöyle bir soğutuyoruz. İyice soğuduktan sonra bu muhallebiyi vişnelerimizin üzerine döküyoruz. Çünkü vişnemizi bir fırın kabına sermiştik zaten. Üzerine muhallebiyi döküyoruz. Diğer bir tarafta 3 yumurtanın akını, 1 çay bardağı şeker ve 1 fiske tuzla güzelce çırpıyoruz, kabartıyoruz. Bu hazırladığımız merengi de muhallebimizin üzerine döktükten sonra önceden ısıtılmış sadece ızgarası çalışan bir fırına koyuyoruz. Üstü birazcık pembeleşinceye kadar pişiriyoruz ve alıyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.